Arkadaşlar merhaba. Bugün yabancı dil bölümleriyle ilgili bir video hazırlamak istedim sizler için. Özellikle çok fazla soru geliyor. İşte İngilizce öğretmenliğinde mi okuyalım? İngilizce mütercim tercümanlık mı okuyalım? Yoksa dil edebiyat mı okuyalım diye. Ben kendim de dil bölümünden mezun birisi olarak bugün sizlere bu konuda bilgi vermek istiyorum. Şimdi aslında 3 değil 4 seçeneğiniz var. Bunlardan birincisi İngilizce öğretmenliği. İkincisi mütercim tercümanlık, üçüncüsü dil edebiyat ve dördüncüsü ise turist rehberliği. Tabii ben burada İngilizce olarak düşündüm ama siz bunu diğer dillere de genelleme yapabilirsiniz. Daha genel bir video da çekebilirim ilerleyen zamanlarda. Ben hangisini tercih ederdim? Ben İngilizce öğretmenliğini tercih ederdim. Bunun sebeplerini de şimdi açıklayacağım size. Neden İngilizce öğretmenliğini tercih ederdim? Çünkü İngilizce öğretmenliğinden mezun olan birisi dil edebiyat mezun olan birisinin yaptığı işleri yapabilir. 3 aşağı 5 yukarı mütercim tercümanlık bölümü mezunun yaptığı bir işte yapabilir. Ha, turist rehberi olamaz ama turist rehberliği zaten ayrı bir konu. Aslında ona çok değinmeyeceğim bu videoda. Daha ziyade işte öğretmenlik, dil edebiyat ve mütercim tercümanlık arasından hangisi daha avantajlı ve bu bölümleri bitirenler nerelerde iş yapabilir onu açıklamak istiyorum. Şimdi öğretmenlik bildiğiniz üzere sadece Türkiye'de İngilizce ve Almanca öğretmenliğinde kamuda çalışma imkanı var. Diğer dillerde böyle bir imkan yok. Almanca da zaten kısıtlı sayıda var. Dolayısıyla İngilizce öğretmenliğini bitirdiğiniz zaman yapmanız gereken şey atama beklemek. Tabii bu atama her zaman mümkün olmuyor. Şu durumda atama çıkana kadar özel bir okulda öğretmenlik yapmanız gerekiyor. Fakat özel okulların çalışma koşulları da oldukça zorlayıcı. Bundan dolayı bunu düşünmeniz gerekiyor. Yani ben İngilizce öğretmenliği okuyacağım ama beni ne bekliyor? Bunu bilmeniz lazım. Sizi ne bekliyor arkadaşlar? Sizi zorlu bir süreç bekliyor. Çünkü atama sorunu var. Herkes atanamıyor. Dolayısıyla özel bir okulda öğretmenliğe başlamanız gerekiyor. Türkiye'de hani 3-5 tane özel okul var İngilizce öğretmenliği yapılabilecek. Onların dışındakilerde koşullar maalesef oldukça zorlayıcı. Bundan dolayı biraz sabretmek gerekiyor. Atamanın en kolay olduğu öğretmenlik alanı Arapça öğretmenliği diyebilirim. Arapça öğretmenleri daha çabuk atanıyor. Mütercim tercümanlık bölümü mezunu bir kişi de öğretmenlik yapabilir. Yani kendisinden pedagojik formasyon talep edilmiyorsa öğretmenlik yapabilir. Özel ders verebilir. Yabancı dilde bir çağrı merkezinde çalışabilir. Eğer kapasitesi varsa ve gerçekten becerebiliyorsa simultane yani eş zamanlı çevirmenlik yapabilir ki bunu yapabilen kişi sayısı çok az ve gerçekten iyi paralar kazanılıyor bu meslekte. Eğer simultane eş zamanlı çeviri yapabilecek bir kapasiteye sahipse. Onun dışında turizm sektöründe çalışabilir. Yani demek istediğim mütercim tercümanın yaptığı her işi İngilizce öğretmeni de yapıyor. Fakat mütercim tercüman bölümü mezunu bir kişi kamuda veya kamuda öğretmen olamıyor. Özel sektörde de bazı okullarda öğretmen olamıyor. Bir diğeri İngiliz dili ve edebiyatı. Şimdi İngiliz dili ve edebiyatı bana göre İngilizce bilen biri için tercih listesinde 3. sırada olması lazım. Neden 3. sırada olması lazım? Çünkü İngiliz dili ve edebiyatında adı üstünde dil edebiyatı öğreniyorsunuz. Yani bir çevirmenlik yapmaya kalkışsanız zorlanacaksınız. Hani yine yapar. İngiliz dili ve edebiyatı mezunu bir kişi de tabii ki çevirmenlik yapar ama jargonu, terimleri öğrenmesi biraz zaman alacaktır. Dolayısıyla size sadece edebi çeviri alanı kalıyor. Edebi çeviri alanı da gerçekten yani kazançlı bir alan değil. Ha, büyük bir yayın evinde çevirmen olursunuz o ayrı. O zaman emeğinizin karşılığını alabilirsiniz ama büyük bir yayın evi de herkesi bünyesine almıyor. Kadrolar sınırlı. Dolayısıyla İngiliz Dil Edebiyatı bölümü bizim tercih sıralamamızda daha aşağılarda durması gerekiyor. Ya da onu başka bir dille desteklemeniz lazım. Yani siz çok iyi bir Almanca biliyorsunuzdur. İngiliz Dil Edebiyatı okursunuz. Bu mantıklı. Veya açık İngiliz Dil Edebiyatı okuyup onun yanında açık öğretim işletme okursunuz. Bunlar mantıklı, yapabilecek şeyler. Bunlar size ekstra ufuklar açacak, ekstra iş olanakları sağlayacaktır. Bir de arkadaşlar turist rehberliği konusuna değinmek istiyorum. Turist rehberliği gerçekten değişik bir alan. Yani hem yabancı dili iyi bilmek gerekiyor hem de turist rehberliğini okumak gerekiyor. Turist rehberliğinden şimdi turist rehberliği bölümü mezun değilseniz
turist rehberliği yapamazsınız. Bu bir suçtur. Turist rehberliği bölümünden mezun olan kişilerin yaptığı en büyük iş havaalanından müşteri alıp otellere taşımaktır. Yani böyle dağınık yaşamayı seven, çünkü bazen gece havaalanına gitmeniz gerekir. Uçak gece 3'te gelir. Böyle dağınık yaşamayı seven, hareketi seven insanlar için önerebileceğim bir meslek. Ve tabii daha ziyade bizim güneydeki illerimizde yapılabilecek bir meslek. Yani bu mesleğin çok avantajı var, dezavantajı var. Bence turizm sektörü Türkiye'de böyle pamuk ipliğine bağlı bir sektör. Çünkü bulunduğumuz coğrafyadan dolayı her an her şey olabilir. Orta Doğu coğrafyasındayız. Bir yerde bir bomba patlar ve o sene turist gelmez. Hayda, ne olacak şimdi? Yani bu sektör çok emek istiyor, zahmet istiyor. Ama turist rehberliği bölümünden mezun bir kişinin de kolay kolay ben işsiz kalacağını düşünmüyorum. İşsiz kalmaz. Kesinlikle bir yerde bir iş bulur. Ama dediğim gibi dış şartlardan dolayı hani bazı zorluklar yaşayabilir. Bir de bu dağınık yaşantıya uyum sağlayabilmek önemli. Kimisi için bu cezbedici değildir. Kimisi, yani bazılarımız sabah 9 akşam 5 bu şekilde çalışmayı tercih edenler de var. Onlar için pek uygun bir meslek değil. Arkadaşlar, videoya buradan devam edeceğim. Çünkü videoyu çektiğim yerde zaman darlığından ve başka sebeplerden dolayı devam edemedik. Bir de bu videoyu çektiğim, az önce izlediğiniz harika mekanı bana tavsiye eden ve bana çekimlerde yardımcı olan o güzel insana buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi ne anlattık? Burada iş bulma konusunda hangi bölüm daha avantajlı? Sizlere onu anlatmaya çalıştım. Ama siz yine işin içine hislerinizi, duygularınızı da katın. İngiliz dili edebiyatı okuyup o bölümün tadını alıp aynı zamanda kendinizi başka alanlarda geliştirip iyi bir kombin yaparak çok iyi bir işte bulabilirsiniz. Bunun için benim size yapabileceğim en büyük tavsiye bir açık öğretim bölümü okumanızdır. Ne gibi? İşletme gibi, uluslararası ilişkiler gibi, dış ticaret gibi, bunun gibi bir bölüm okuyarak diğerleriyle olan aranızdaki mesafeyi kapatmış olursunuz. Tabii çok önemli bir diğer husus, ikinci yabancı dil öğrenmeniz. İkinci yabancı dili mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Artık günümüzde herkes her şeyi biliyor. İş bulmak için üniversite okumak yetmiyor. Böyle bir kurtlar sofrasının içindeyiz maalesef. Ama şu da var. İşte diyoruz abi öğretmen ol. Yarım gün çalışıyorsun. 3 ay tatilin var. Kolay değil arkadaşlar. Bilmiyorum hiç öğretmenlik yaptınız mı? Malzemesi insan olan tek meslek ve bizim şimdiki bu Z kuşağı dediğimiz o ergenlerle mücadele edebilmek, onlara bir şey anlatabilmek gerçekten çok zor. Şu da var, bir ilkokul öğretmenini düşünün. Yapabileceği tek bir iş var, ilkokul öğretmenliği. Ama bir de işletme mezununu düşünün. O kadar çok çalışabileceği alan var ki. Bundan dolayı öğretmenlere haksızlık etmeyelim ve daha da fazla alanda öğretmenlik bölümü açmaya çalışalım. Özellikle bazı mesleki alanlarda buna çok ihtiyacımız var. Yabancı dil mezunlarının yapabileceği bir diğer iş alanı ise üniversitede okutmanlıktır. Üniversitede okutmanlık nedir? Bundan bahsedeyim. Üniversitede yabancı dil hazırlık sınıflarına ders veren kişiye okutman denilir. Bunun için de yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Hangi dil olduğu fark etmez. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, İtalyanca, İspanyolca. Lisans mezunu olduktan sonra üzerine bir de yüksek lisans yapıyorsunuz. YDS yabancı dil sınavına giriyorsunuz ve oradan da gerekli notu almışsanız artık sizin için bir kadro açılmasını bekliyorsunuz. Okutmanlığın bana göre en büyük avantajı öğrencilerin 18 yaş üstü olması. Böyle olunca o az önce bahsettiğim ergenlerle, işte daha kimliği ve kişiliği tam oturmamış lise talebeleriyle uğraşmak yerine daha aklı başında insanlarla haşır neşir olmaya başlıyorsunuz. Bana göre kesinlikle lise öğretmenliğinden
çok çok daha iyi ve avantajlı. Onun dışında işte her zamanki gibi sorularınızı yoruma yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum.